Fransa'daki seçimleri ve sonuçlarını Paris'te bulunan Duygu Leloğlu konuğu siyaset bilimi profesörü Nilüfer Göle ile değerlendirecek. Şimdi kameralarımız Paris'te, söz Duygu Leloğlu'nda. Evet, Türkiye'nin en önemli sosyologlarından biri olan Profesör Doktor Nilüfer Göle konuğumuz. Şu anda kendisinin Avrupa'da İslam Araştırmaları Projesi'ni gerçekleştirdiği merkezdeyiz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Dünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Nicolas Sarkozy devri bitti diyebilir miyiz? Daha ilk etapta bitti diyebiliriz. Yani en azından Fransızların Sarkozy'ye kişi olarak güven oyu vermedikleri ortaya çıktı. Hatta diyebilirim ki Fransızlar kendilerine yakıştırmıyorlar Sarkozy'yi. Yani bir şekilde gururları bile rencide oldu. Bizi temsil etmemeli diye düşünüyorlar. Böyle bir kişisel tepki oyu olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki dün akşam özellikle ben çevremde de çok gördüm. Aşırı sağcıların oylarının tarihte, Fransa tarihinde ilk defa %18'in yukarısına yükselmesi şaşırtıcı olarak karşılandı. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz? İslamofobi yükseliyor mu Fransa'da? Avrupa ile bir bağlantısı var mı? Evet, çok haklısınız. Çünkü bütün Avrupa ülkelerinde aslında yeni bir sağ hareket yükseliyor. Marine Le Pen bunun yeni yüzü. Çünkü bu sağ hareketler eski daha ırkçı, göçmen düşmanı olan mesela babası Le Pen'den farklı bir yüz çiziyor. Kendileri de bugün İslam'a karşı bir hareketi başlatan parti olarak Marine Le Pen bunun başında, ama çok daha sistemin içinde bir hareket. Bundan önceki sağ partiler ise bir şekilde sistemin dışına itilmişti, marjinalleştirilmişti. Hem sol tarafından hem sağ tarafından. Bugün ise bu yasak diyelim sınırların kırıldığını, çok daha merkeze taşındığını görüyoruz. Hatta daha net bir şekilde ifade edersek, bugün Marine Le Pen maalesef sağın sözcüsü olma durumunda. Yani merkeze taşıdı kendini. Sarkozy'nin alternatifi olarak ortaya çıkıyor. Onun için dedim ki Sarkozy'ye verilen oy bir çekit, bir anlamda kişisel tepki oyu. Ama politikaları ikisinin de sağ. Aslında çok az fark var. Nitekim Sarkozy'nin giderek sağ kaydığı söylenildi bütün kampanya boyunca, ki doğru. Çünkü Marine Le Pen iyice yükseldi. Bugün cumhuriyetçi, laik, İslam karşıtı bir mutabakat Fransa'nın hemen hemen tüm hareketlerinde, tüm siyasi hareketlerinde hakim. Tartışmalara baktığımız vakit işte örtü yasağı, burka yasağı, arkasından namaz meselesi, helal et meselesi, İslam'la ilgili son terörist ataklar konusu da gelince, güvenlikten İslam'ı belirleyen her türlü farklı sembolün yasaklanmasına kadar giden bir dizi konu aslında Fransa'daki seçimlerin kampanyasını belirledi siyasi partilerin. Marine Le Pen bunun başını çekti. Onun için yeni bir dinamizm var. Evet. Peki seçim kampanyasında özellikle son dönemde, son günlerde, birkaç hafta önce Toulouse'daki olayın gerçekleşmiş olması Marine Le Pen'in oylarını sizce artırdı mı? Siz geçtiğimiz günlerde Fransa'nın 11 Eylül'ü lafını kullandınız. Bundan sonra ne değişecek Fransa'da yaşayan Müslümanlar için? Bu bir dizi olayın aslında, yani bir şekilde meşruiyet kazandırdı güvenlik politikalarına. Çünkü zaten İslam eşittir tehdit olarak algılanıyordu. Ama bu giderek daha da perçinleşmiş oldu. Ama Marine Le Pen'in oylarını arttırdığını sanmıyorum. Ama en azından bu söylemi iyice güçlendirmiş oldu bir şekilde. Yani güvenlik politikaları bugün Sarkozy'nin de ağzında zaten, ama aynı şekilde işte biz kendi değerlerimizi sahipleniriz ve sanki Müslümanlar yabancılaştırıldı, sanki onlar Fransız değil gibi. Bunun karşısında fakat çıkan bir farklı güç daha var. O da soldan geldi. Sosyalist Parti'den değil, komünist gelenekten Mélenchon. Yani bu seçimleri belirleyen iki radikal, daha sistemin dışında daha radikal güçler belirledi. Biri yeni sağ Marine Le Pen, diğeri de soldan gelen Mélenchon. Tek Marine Le Pen'e ve İslam karşıtı söyleme, göçmenlere karşı olan söyleme açıkça karşı çıkan da Mélenchon oldu. Yani bu Fransa'da aslında kutuplaşmanın giderek arttığı anlamına geliyor mu? Kutuplaşmadan ziyade bir mutabakat var. Mutabakattan yani farklılıklarını görmek çok zor. Dediğim gibi kendi bir kimlik politikaları tanımlandı ve bu kimlik politikalarında devlet aracılığıyla tanımladılar. Yani Fransız değerleri nedir diye sormaya başladığınız vakit ister istemez bir de Avrupa karşıtı olundu. Yani bugün Fransa'da çok güçlü bir damar Avrupa karşıtı, milliyetçi bir söylem içinde ve sol da bundan doğrusu nasibini aldı.
Mélenchon dışındaki bir söylem, yani Mélenchon dışında bu söylemi eleştiren çok farklı bir hareket olmadı. Onun için ben kutuplaşmadan ziyade bir mutabakat diye düşünüyorum. Evet. Ne açıdan tehlikeli? Özellikle Fransa'da yaşayan Müslümanlar açısından onlar korkuyorlar mı veya korkmalılar mı? Şu anlamda kötü bir dönem. Çünkü bugüne kadar Fransa çoluculuğun beşiği olan, farklılıklardan beslenen, nitekim Mélenchon yine Melez Fransa dedi. Melez Fransa zenginliğimizdir diyebildi. Böyle bir geleneği olan bir ülke. Ama son zamanlarda işte çok kültürlülük yanlıştır. Azınlık hakları yerine çoğunluk, biz azınlık durumuna düşmekteyiz. Ya bizim haklarımız ne olacak gibi milliyetçi bir söylem bu geleneğe darbe vurdu. Acaba bu ters yüz edilebilir mi bilmiyorum ama şu anda Hollanda'nın önde olması, Sosyalist Parti'nin önde olması en azından şu anda bir umut verici bir durum. Çünkü eğer Marine Le Pen giderek sağın patronu haline gelirse tabii ki çok endişelendirici bir durum. Şimdi program öncesi konuşuyorduk. Siz Fransa geç bile kaldı bu konuda dediniz. Yani aşırı sağın yükselişi konusunda. Böyle bir tandans olduğunu düşünüyor musunuz Avrupa'da? Yükselişi, sağın yükselişi nereye doğru gidiyor? Bu sağın yükselişi dediğimiz, yeni sağ dediğim benim. Aslında baktığınız vakit nesil olarak bunlar farklı bir şey. Mesela Marine Le Pen'le babasını karşılaştırdığınız vakit çok daha iyi anlarsınız. Marine Le Pen kendisini feminist, cumhuriyetçi, yani seçkinlerin içinde olan biri olarak tanıtıyor ve feminist değerlere, laik değerlere sahip çıkıyor. Hatta işte babası gibi antisemit değil ama İslam'a karşıtlığı siyasetinin odak noktası haline getiriyor. Bunu Hollanda'daki Geert Wilders'te de görüyoruz, Avusturya'daki partide de görüyoruz ve bir sürü hareket açısından, hatta İsviçre'deki, Avrupa ülkesi değil ama minare yasağını getiren lidere de baktığımızda Freisinger, çok zor ayırt edersiniz. 68 kültürünün tipleri, yani at kuyruklu, işte neredeyse 68 sol hareketinin içinden çıkmış o değerleri aslında kendine mal etmiş ama aslında yanlış kullanan yeni bir sağ çıkıyor ortaya. İslam'a karşı bir gündemi oluşturmaya çalışan. Onun için yeni sağ bir anlamda bütün siyasi hareketler tarafından kucak açıldı bu yeni sağ. Yani meşruiyeti sorgulanmadı. Halbuki bundan önce ırkçılık tabuydu. Bugün Avrupa'da giderek ırkçılığın tabu olmamaya başladığını görüyoruz. Hatta deniliyor ki insanlara düşündüklerimizi söyleyebilme özgürlüğümüz olmalı. O anlamda bunlar tabii ki korkutucu. Çünkü ırkçılık olmadığı konusunda, İslam'a karşı olmadığı, biz İslam karşıtı değiliz, kendi değerlerimizi savunuyoruz diyorlar. İster istemez bu da Müslüman göçmenleri zor bir durumda bırakıyor. Çünkü onlar da bu ülkenin vatandaşları, artık göçmen değiller zaten. Evet. Onlar buradaki vatandaşlık hakları bir anlamda zedeleniyor. Helal etrafında bunu gördük daha çok. Evet. Şimdi bir taraftan İslamofobinin yükseldiğini söyledik. Yeni sağdan bahsettiniz. Diğer taraftan da tabii Arap uyanışı var. Arap uyanışı yani Müslüman dünyasına, İslam dünyasına Batı'nın bakış açısını etkiledi mi? Yani bir oryantalist bakış açısı kırılıyor diyebilir miyiz? Hele özellikle bu Arap Baharı'nın devrimlerinin başında doğrusu bu konuda önemli bir kırılma oldu. Çünkü hatta Fransızların bir kısmı daha Sarkozy iktidarı da çok önemli bir andayken, ya ben de Tunuslu olmak isterdim falan gibi, çünkü hani Tunus devrimini yapıyor, Fransızlar hala sistemini değiştiremiyor gibi sözcükler vardı ve özellikle Arap ülkeleri diye bir kitlenin artık var olmadığını görüyoruz. Nasıl bahsedilirdi? Rejimler, Arap rejimleri hiçbir şekilde demokrasiye giremeyecekler. Bir halk hareketi olmayacak. Çünkü bir sokak protesto hareketiyle başladı nitekim. Ve orduyla İslam arasında, işte bizde dendiği gibi kışla ile cami arasında sıkışmış toplumlar, ilk defa bu kısır döngüyü kırabilme ümidi doğdu. Bu da ister istemez oryantalist bakış açısını kırmak zorunda. Burada Türkiye'nin rolü de çok önemli. Çünkü Arap ülkelerindeki bu gelişimlerde Türkiye modeli ya da Türkiye'ye olan referans çok önemli bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü Türkiye bir şekilde şu ana kadar emsalsiz olduğunu düşündüğümüz bir şeye belki de örnek teşkil ediyor. Çünkü budur model. Model olması demek aynı olmaz. Niye Fransa bize model oldu? Çünkü emsalsizi gerçekleştirdi diye. Evet. O anlamda Türkiye'nin de bugün yaşadığı pratik kendi sınırlarının ötesinde
bir anlam taşıyor. Onun için bugün Arap ülkelerindeki bütün reformistler, her kanattan gelen reformistler Türkiye'yi bir şekilde tartışmaların içine soktular referans olarak.